Evet arkadaşlar, şimdi bir etkinlik yapalım. Tablomuzu buraya çizdik. Ben okurum size ayrıyeten. Şu gerçek sıcaklık. Demin çözdüğümüz tablodaki verileri kullanacağız yine. Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklık, bağıl nemler %25, %35, %45. Bunlar da hissedilen sıcaklıklar. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar sorularımıza. %25 bağıl nemde, %25 bağıl nemde 40 santigrat derece gerçek sıcaklıkta hissedilen sıcaklık kaçtır? 41. Değil mi? 41. 41 santigrat derecedir. 41 santigrat derece. 25 santigrat derece gerçek sıcaklıkta gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri eşittir. Hangi bağıl nemde? %25 bağıl nemde arkadaşlar. Şurası %25 olacak. %35 bağıl nemde gerçek sıcaklıkta hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri eşittir diyor. Bakalım arkadaşlar şu verileri kullanacağız. 40, 46, 37, 40, 32, 32. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 32'ye 32. %35 bağıl nemde 32 santigrat derece gerçek sıcaklıkta hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit. Değil mi? %45 bağıl nemde, hemen şuraya bakıyorum. %45 bağıl nemde 40 santigrat derecede gerçek sıcaklıkta gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık kaç? 51. Sıcaklık farkı ne arkadaşlar? 40 ile 51 arasındaki sıcaklık farkı nedir? 11 santigrat derece. %45 bağıl nem hissedilen sıcaklık neymiş? 26. 26 ise gerçek sıcaklık nedir arkadaşlar? %45 bağıl nemde hissedilen sıcaklık 26 ise gerçek sıcaklık ne oldu arkadaşlar? 25. %35 bağıl nemde şu bölgeye bakacağız. Gerçek sıcaklık 37. Gerçek sıcaklık 37 ise hissedilen sıcaklık arkadaşlar kaç? 40 santigrat derece. Kaç santigrat derece daha yüksek hissediliyor? 3 santigrat derece daha yüksek hissediliyor. %45 bağıl nemde 37 gerçek sıcaklıkta 37 santigrat derece gerçek sıcaklıkta arkadaşlar hissedilen sıcaklık değeri kaç? 44. Değil mi? Evet. Şu. %45 bağıl nemde 37 gerçek sıcaklıkta hissedilen değer 44. %25 bağıl nemde nokta nokta gerçek sıcaklıkta gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşittir. Bakalım %25'e bakıyoruz arkadaşlar. %25'e baktık. Hangileri eşit? Gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşittir. Bakıyoruz. %25 bağıl nemde. Evet. Burada arkadaşlar 37 eşit 25 eşit. Değil mi? Evet. %25 bağıl nemde gerçek sıcaklık değeri ve gerçek hissedilen sıcaklık değeri ve gerçek sıcaklık birbirine değeri eşittir olması lazım diyor. %25 bağıl neme bakıyoruz. %25 bağıl nem 40'a 41, 37'ye 37. Evet, gördüğünüz gibi gerçek sıcaklık daha hissedilen sıcaklık nedir? %25 bağıl nemde eşit. Başka 32, 31, 25, 25. Evet, gördüğünüz gibi gerçek sıcaklık değeri 25, hissedilen değer 25. Demek ki iki sıcaklık değeri var burada arkadaşlar. 25 santigrat derece ile 37 santigrat derecede, değil mi? %25 bağıl nemde hissedilen sıcaklıklar nedir sevgili arkadaşlar? Aynıdır. Evet, şimdi sıcaklık değerlerinde bakalım ne gibi durumlar söz konusu oluyormuş. Onu bir görelim sevgili arkadaşlar. Evet. -1 ile 26 santigrat derece ortalama neymiş? Soğuk ve serin.
27 ile 32 santigrat derece ise arkadaşlar bu arada ise ortam sıcak. Bu ortamda nasıl durum söz konusuymuş onu görelim. Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde birçok rahatsızlık meydana gelebilir. Evet, demek ki arkadaşlar 27 ile 32 santigrat derece süreye bağlı olmak üzere arkadaşlar ne oluyormuş? Bu santigrat derecede fiziksel etkinlik süresi arttıkça ne oluyor? Termal stresten dolayı halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde birçok rahatsızlık meydana gelebilir. 33 ile 41 santigrat derece arasındaki ortam çok sıcak. Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması, ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir arkadaşlar. Evet, bu santigrat derece aralığında. 42 ile 54 tehlikeli sıcak diye geçiyor. Bu santigrat derecede güneş çarpması. Evet sevgili arkadaşlar, önümüz yaz. Dolayısıyla santigrat derece 42-54 bunu gösteriyorsa ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bakın güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebiliyor. Eğer bizim sıcaklığımız 55 santigrat derecenin üstündeyse sevgili arkadaşlar, tehlikeli sıcak diye geçiyor bu. Tehlikeli sıcak, ısı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Tabii çok tehlikeli sıcak diyebiliriz buna. Çok tehlikeli sıcak, ısı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir. Evet arkadaşlar, bu sıcaklık değerlerine ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Yukarıdaki tabloda verilen değerlere bakılarak sıcaklığın bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklığa nasıl dönüştüğü kolayca bulunabilir. Örneğin hava sıcaklığı 30 santigrat derecedeyken nem %5 oranında ise hissedilen sıcaklık 28 santigrat derece. Aynı şekilde arkadaşlar hava sıcaklığı 30 santigrat derece olduğunda nem %80 ise hissedilen sıcaklık 38 santigrat derece olarak gözleniyor. Bu tabloyu bir gösterelim sevgili arkadaşlar. Tabloyu evet. İşte hissedilen sıcaklık bağıl nem ilişkisi arkadaşlar. Bu tablodan rahatlıkla hissedilen sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Örnek yapalım mesela. Evet. Bağıl nemimiz kaç olsun? %30 olsun. %30. Hava sıcaklığı kaç olsun? 30 santigrat derece. 30 santigrat derecede arkadaşlar gördüğünüz gibi bağıl neme bağlı olarak kaç oldu? 29 oldu. Evet. Hava sıcaklığımız kaç olsun? 30 olsun ama nemimiz 45 olsun. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30'a 30 oldu. %45'te. Mesela bağıl nem %50 olursa ne oluyor? 31 oluyor gördüğünüz gibi. Değil mi? Evet. Sıcaklık değeri artsın biraz. 36 mesela bakın. Hava sıcaklığı 36. Nem miktarı %40 olursa 39. 45 olursa 41. Gördüğünüz gibi bakın. Hava sıcaklığı 36. Hissedilen sıcaklık 41 oldu. Nem arttıkça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri ne oluyor? Artıyor. Evet arkadaşlar. Bugün işlediğimiz konuyla alakalı örnek sorularımız var. Hemen o sorularla çözümlere başlayalım ve konuyu pekiştirelim. Kuru hava ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kuru hava ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir gaz karışımıdır. Doğru değil mi arkadaşlar? Sadece kuru havada ne eksik şu anda? Nem eksik değil mi? Evet. Sonuçta bir gaz karışımı. Doğru. Başlıca azot, oksijen ve argon gazlarından oluşur. Evet doğru. Su buharıyla karışırsa nemli havayı oluşturur. Doğru. Demek ki
ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Atmosferde arkadaşlar yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Atmosferde %78 oranında azot gazı vardır. Doğru değil mi? Evet. Balon nem arttıkça yağış ihtimali artar. Evet değil mi arkadaşlar? Yağış ihtimali artar. Evet %100'e ulaştığı zaman ne oluyor? Yağış olarak bize geri dönüyor. Evet. Havanın nem oranı her zaman sabittir. Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ve 2 doğru cevap. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Balon nemle ilgili arkadaşlar hangileri doğrudur? Havanın taşıdığı nem oranının ölçüsüdür. Doğru değil mi? Evet. Doğru arkadaşlar. Yüzde ile ifade edilir. Evet. Balon nem yüzde ile ifade ediliyordu. Hatırlayın. Evet. Çöllerde ve kara ikliminde balon nem azdır. Evet arkadaşlar. Oralarda nem oranı azdır. Onun için değil mi? Çöl sıcaklığı var. Kuru sıcaklık var orada yani. Evet. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 sevgili arkadaşlar. Evet. Özellikle nemli olan yerlerde terleme çok fazla olur. Buna dikkat edin yani. Evet. Dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Balon nemiyle ilgili hangileri doğrudur? Havada su buharının kısmi basıncı artarsa balon nem artar. Evet. Doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. Havadaki balon nem en fazla %100'dür. Evet değil mi? En fazla %100'dür. Bu da doğru. Yaz aylarında balon nem arttıkça hissedilen sıcaklık azalır. Evet yazın arkadaşlar nemli olan ortamlarda hissettiğimiz sıcaklık az mı olur çok mu olur? Evet değil mi? Hepinizin sıcaklığın yani hissettiğiniz sıcaklığın daha da arttığını söylediğinizi duyuyorum buradan yani. Evet dolayısıyla cevap nedir arkadaşlar? 1 ve 2. Evet. Beşinci sorumuz. Atmosferdeki su buharı ile ilgili yaygılarından hangileri doğrudur? Diyor. Doygunluk noktasına gelen havanın sıcaklığı düşerse yağış başlar. Evet arkadaşlar, doygunluk noktasına gelen havanın sıcaklığı düşerse yağış başlıyor. Evet. Meteoroloji haberlerine verilen gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık değerlerinin farklı olmasının nedeni balon nemidir. Evet, doğru değil mi? Evet, doğru. Soğuk hava sıcak havadan daha fazla nem tutabilir. Sizce arkadaşlar? Evet, sıcak ortamda değil mi? Daha fazla nem vardır arkadaşlar soğuk havadan ziyade. Dolayısıyla nedir? 1 ve 2 olacak. Evet, 6. sorumuza bakıyoruz. Evet, tablodaki bilgilere göre arkadaşlar hangileri doğrudur diyor. Evet, şöyle bir herkes baksın bakalım. 40 santigrat derecede 1 metreküp havanın tutabileceği nem miktarı 40 santigrat derecede 1 metreküp havanın tutabileceği nem miktarı 10 santigrat derecedekinden 5.7 gram fazladır. Bakın 40 santigrat derecede ne tutuyormuş arkadaşlar? 7 gram nem tutuyor. 10 santigrat derecede 1.3 gram tutuyor. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 5.7 değil mi? Yani 40 santigrat derecede nem tutabilme ihtimali nedir? Daha fazladır. Dolayısıyla 1 doğru. 10 santigrat derecede 2.6 gram nem taşıyan 10 santigrat derecede 2.6 gram nem taşıyan hava en fazla 2 metreküptür demiş arkadaşlar. En fazla 2 metreküptür demiş. Şimdi aralarında böyle işte 10 santigrat derecede 1.3 ise efendime söyleyeyim bu 1 metreküp ise 2 metreküp de şudur şeklinde bir aritmetik durum arkadaşlar söz konusu değil. Onu söyleyelim. Evet, çünkü o belirli basınçta tutabileceği nem miktarı demiş. Yani basınç miktarı değiştikçe bu değişiyor. Değil mi? Bu oranlar değişir yani. Evet. 40 santigrat derecede bulunan 1 metreküp hava
40 santigrat derecede bulunan 1 metreküp hava 10 santigrat dereceye soğutulduğunda 5.7 gram su buharı yoğuşur, yoğunlaşır. Evet, değil mi? 7 gram su buharı taşıyor. 10 santigrat dereceye düştüğü zaman ne olacak arkadaşlar? 5.7 gramı sıvı hale dönüşecek, su hale dönüşecek. Demek ki bu da doğru. Yani 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza bakıyoruz. Evet, bir tablo sorusu. Daha önce bununla alakalı sorularımızı hatırlayın. Evet, tabloya göre arkadaşlar, tabloya göre hangileri doğrudur demiş. %50 balon nemde, %50 balon nemde gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark 25 santigrat derece ve 30 santigrat derece gerçek sıcaklığa eşittir. Bakalım, 25 santigrat derecede 26 demiş arkadaşlar. Değil mi? 25 santigrat derecede yüzde balon da nedir? Hissedilen sıcaklık 26. 30 santigrat derecede 31. Eşit midir arkadaşlar? Eşit midir? Evet. Eşit değil, değil mi? Evet. Eşit değil. Evet, bir bakalım tekrar şöyle. 25 santigrat derece ve gerçek sıcaklık 30 santigrat derecede eşittir demiş. Arasındaki farklar demiş. Evet, farklar. Evet, bak. 25 santigrat derecede hissedilen sıcaklık kaç? 26. Kaç fark var? 1. Farkı soruyormuş bize. 30 santigrat derece fark kaç? 31 hissedilen 1. Evet, demek ki aradaki fark, bak. 25 ile 26, 30 ile 31. Dolayısıyla aradaki fark nedir? Aynıdır. Doğru, bunu kastediyor. Evet arkadaşlar, bir doğru. %25 balon nemde, %25 balon nemde 25 santigrat derecede hissedilen gerçek sıcaklık değerleri aynıdır. Evet bakın, gerçek sıcaklık değeri 25, %25 balon nemde hissedilen sıcaklık da 25. Dolayısıyla doğru. 25 santigrat derece gerçek sıcaklıkta, 25 santigrat derece gerçek sıcaklıkta balon nem düştükçe, balon nem düştükçe gerçek sıcaklıkta hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır. Bakın arkadaşlar, azalıyor değil mi? %80'de 27 hissediyorum. %50'de 26 hissediyorum. %25'de 25 hissediyorum. Yani dikkat edin, azalıyor. Dolayısıyla 3'ü de doğru sayılır arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Evet, 8. soruya bakıyoruz. Evet, 8. soruya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, yine aynı tablomuzun sorusu. Bakalım, 35 santigrat derecede, 35 santigrat derecede %50 balon nem, %50 balon nemde 35 santigrat derece yüzde, evet, hissedilen gerçekle hissedilen sıcaklık arasındaki fark nedir arkadaşlar? Gerçek 35, hissedilen 41. Aradaki fark kaç? 6. Demek ki cevabımız nedir? 6'dır sevgili arkadaşlar. 6'dır. Evet. Gelelim 9. sorumuza. Evet, bakalım. Hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri arasındaki farkın 8 olduğu ortamda gerçek sıcaklık ve balon nem yüzdeleri hangisinde vardır diyor. Bakalım sevgili arkadaşlar. Siz de şöyle bir ilgilenin. Siz de bir ilgilenin bakalım. Evet. Şimdi. Bakın. Arada fark yok. 1 var. 3 var. Arada fark yok. Bakın şurada dikkat edin. Bize ne diyor? 8 olacak diyor. Gerçek sıcaklık 30. Gerçek sıcaklık 30. %80 balon nemde hissedilen sıcaklık kaç? 38. O zaman şuna bakıyorum ben. Gerçek sıcaklık 30. Bakın şunu yaptım ben. Gerçek sıcaklık daha hissedilen sıcaklara baktım. 25, 26, 27. Arada 8 falan var mı? Yok. Şuraya baktım. Gerçek sıcaklık 30 aldım. Arada 8 fark arıyorum. 28, 31, 38. 30 daha 38. Arada 8 farkı buldum. O zaman hemen şıklara gidiyorum. Gerçek sıcaklığı 30 olacak. Balon neminde kaç olacak? %80. Gördüğünüz gibi gerçek sıcaklık 30. Balon net %80. Arada bir fark ne oldu arkadaşlar? 38. Hissedilen sıcaklık 38. Dolayısıyla cevabım C. Evet. 10. soruya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. 10. soruya bakıyoruz. Evet. Şöyle bir bakın sizde. Aşağıdaki gerçek sıcaklık ve balon nem değerlerinin hangisinin hissedilen sıcaklık değerleri eşittir demiş. Gerçek sıcaklık
Bağıl nem 25. 25, 25. Bakın dikkat edin. Üçü de aynı. 25, 50, 26. 25, 80, 27. 30, 25, 28. 30, 50, 31. 30, 80, 38. 35, 25, 33. 35, 50, 41. 35, 80, 57. Hepsinin eşit olduğu hangisi arkadaşlar? Gerçek sıcaklık değeri 25. Bağıl nem 25. Hissedilen sıcaklık 25. Dolayısıyla arkadaşlar cevap Adana'dır. Evet, 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, siz şöyle bir ilgilenin bakalım. Siz bunu çözmeye çalışın. Hissedilen sıcaklık değeri ile gerçek sıcaklık değeri arasındaki farkın en fazla olduğu şartlar hangisidir diyor arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. 25, benim tavsiyem nemin en yüksek olduğu sıcaklığında sıcaklıkları deneyin isterseniz. Ama balığın nemin en yüksek olduğu durumu ben size tavsiye ederim. Bakın 25, 27, 30, 38, 35, 57. 35, 57 var mı? Yani 35 santigrat derecede de %80 yani değil mi? Onu kastediyoruz. Gerçek sıcaklık değeri 35, balığın nem %80. 35, 80. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A şıkkı bu şıkkı sağlıyor. Bak 25'te 27, 30'da 38, 35'te 57. Bak arada 2 fark. Arada 8 fark. Arada bakın arkadaşlar 22 derece değil mi? 22 santigrat derece fark var. Dolayısıyla gerçek sıcaklık 35, balığın nemin ise %80 olduğu 57 santigrat dereceyi gösterdiğine göre şartlar A'yı gösteriyor sevgili arkadaşlar. 11. sorumuzun cevabı A. Evet sevgili arkadaşlar, bugün atmosferde su basıncı, nem, kuru hava, nemli hava bunları gördük. Ve bununla beraber bu konuyla alakalı sorularımızı çözdük. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Diğer derslerde görüşmek üzere.